Selam. Arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir ev vlogu yapacağız. Ama boş ev vlogu olacak şu anlık. Ufak tadilatlı başlangıcı ve sonrası olacak. Hadi başlayalım. Size dışarı kısmı gösteriyoruz. Böyle sakin bir yerdeyiz. Birazcık merkezden uzaktayız ama daha önceki evimizden dolayı alışık olduğumuz için bu bize sorun teşkil etmedi. Şurada da bir tane daha müstakil ev var ama biz aşağıdakini tercih ettik. Burası garaj. Otopark. Bu garaj. Evimizin otoparkı. Aynen. Hemen aşağı katımızda salonumuz var. Salonumuza müteakip havuzumuz var. Havuzun yan tarafı boylu boyuna bahçe. Ailenin de sesi geldiği üzere. Burayı kapattırmayı düşünüyoruz. Araba için yaz, kış, rahat. Otoparkı kapatmayı düşünüyoruz. Eve girebiliriz. Eve girmeden önce şuraya bir ağaçlandırma yapmak istiyoruz. Şöyle boylu boyuna. Tabii finalde hepsini göreceğiz. Yani buralara limon ağacı, işte ondan sonra farklı farklı böyle ağaçlar dikmek istiyoruz. Ve burayı da ben kapattırmak istiyorum yine aynı şekilde. Kışın daha rahat edebilmek biraz için. Biraz zamanı var. Onun acelesi Okan yok. Okan öyle söylüyor ama bence kapattırmalıyız. Yani kapattırmışken hemen kapatalım değil mi? Şu içeriye geldiğimiz an direkt bizi çok güzel bir ayakkabı dolabımız karşılıyor. Masraftan beni almış müteahhitimiz. Teşekkür ediyorum. Benim tek bu evde sevmediğim nokta 3 katlı en üst kat yatak odası, çocuk odası, en alt kat salon, mutfak. Burayı bir atasözüyle kesmek istiyorum. Burada atalarımızın bir sözü var. Atalarımız demiş ki... Ne demiş? Kadına dünyayı şu taraftan vermişler, neden diğer tarafını vermedin demiş diyorum. Devam ediyorum. Çünkü çocukla sürekli evde vakit geçiren benim. En üst kata sen mi çıkacaksın? Sürekli bak böyle inçik inçik yapacağım ama mutluyum. Sonra bakarsın asansör falan olmaz mı? Asansör dışarıdan. İnmeli mutlu çıkmıyor. Etmenin bir yolu yok. Yemin ediyorum yok. Siz zorlamayın. Çok şükür. Buyurunuz efendim, buyurunuz. Sen geç canım. Evet, şu anda giriş katımıza girmiş bulunmaktayız. Bu katımızda 3 tane oda, bir tane de tuvalet, banyo bulunuyor, misafir banyosu. Ben burayı misafir odası gibi düşünüyorum. Hatta burayı da kapattırmak istiyorum ama bunun acelesi yok. Buraya bir dolap falan. Allah razı olsun. Zamanla kapatırız. Önemli değil. Buraya bir çift kişilik yatak, ufak da bir dolap, bir ayna falan planlıyorum. İnşallah öncesi sonrasını yapacağım sizlere. Devam edelim. Hemen burası benim odam. Burayı ben anlatıyorum. Buraya boydan boya halı seriyorum arkadaşlar. Bu duvara boylu boyuna Kabe fotoğrafı koyuyorum ve burayı cami ilan ediyorum. Neden? Bu mahallede çünkü cami olmadığını söyledi bana çekimcimiz Mustafa. Doktor kendi haline bırakın dedi. O yüzden bir şey demiyorum. Burası Okan'ın çalışma odası olacak. Burası ilk giriş kattaki en büyük oda ve balkon da burada olduğu için Aramis'e bayraklarını çıkardı. Evet. Balkona da çıkabiliriz. Bir gösterelim evet. Balkonu. Yani bu balkonları kapattırmak bana mantıksız geliyor. Ev turu dediğiniz zaman akla ben geliyorum arkadaşlar. Bu evin en çok beğendiğim özelliklerinden bir tanesi balkon boylarının büyük olması. Neden? Çünkü ben genellikle düşebiliyorum. Bu arada manzaramız bu şekilde. Dağa, taşa, toprağa bakıyoruz. Çok güzel. Benim hoşuma gidiyor. Yani deniz olmasa da olur. Ben sana baksam yeter biliyor musun? Çünkü benim en güzel manzaram sensin. Only you. Yırttı yine. Bu bir şey yaptırmayacağım anlamına gelmiyor. Evet, şimdi burası koridorumuz. Bunlar böyle mermer olduğu için bunlar bana çok güvenilir gelmiyor. O yüzden bunları söktürüyorum, korkulukları da değiştiriyorum. O yüzden şu anda bir tadilatımız var. Evin cebim içinde... delindi biliyor musun? Neymiş? Arenin ayağı kayarmış. Maliyeti sana söylememe... Benim kaymaz. Nasıl kaymaz? Kaymaz ya, benim ayağım. Falan... Neyse siz ona bakmayın. Burada diğer odamıza geçeceğiz. Burası benim giyinme odam olacak. Buraya beri baştan sona kadar dolaplarımla doldu. Zaten benim şu anki oturduğumuz evde dolaplarım vardı. Sadece onlardan bir tık daha arttıracağım. Yani sayısını. Bir zaman sonra. Ortaya bir tane ada düşünüyorum. Yine aynı şekilde burayı da direkt böyle makyaj masası olarak kullanacağım. Bu alttan gelecek. Buranın gün ışığını kullanmak istiyorum. Ben de burada cam görevi göreceğim. Camı çünkü makyaj masası yapacağı için ben burada kendim cam görevi göreceğim. Camı makyaj masası yapmıyorum herhalde. Böyle yapmam altından cam. Yapıyorum. He, altını söyle o zaman. Tamam, burası da böyle olacak. İnşallah bittikten sonra da görürsünüz. İnşallah ben de görürüm diye umut ediyorum.
Şimdi gelelim banyoya. Burası misafir, ortak alan, tuvalet, banyo. Şuradaki şey sistem çok hoşumuza gitti. Burada Tay sağ olsun şampuan yerini düşünmüş. Gayet güzel, geniş. Bunlar da zaten şu aralar moda. Ben sevdim, bayağı ferah. Üst kata çıkalım. Ben merdiven korumalıklarını, korkuluklarını daha doğrusu cam düşünüyordum ama onları temizleme parmak izi aklıma geldi, vazgeçtim. Evet, burası yatak odası. Okan Beyciğim, açınız kapıları, camları, pencereleri. Buraya, yani buradaki odamızı sadece yatak düşünüyorum. Ve buradaki duvar kısmını da AGT ile birlikte bir süslendirmek istiyorum. Onun dışında balkon yine açık olacak. Bu balkonu da kapattırmak istemiyorum. Buraya da müteahhit böyle çok güzel bir alan yapmış. Böyle makyaj masası yapmış. Bunu böyle günlük kullanım veya böyle anlık kullanımlarda kullanmayı planlıyorum. Sonra buraya geçelim. Burası komple, bu dolaplar giyim odası. Bunlar hepsi Okan'ın olacak. Yazlık kışlıkları ayırma derdim ortadan kalkacak diye umut ediyorum. Hepsini... Aşağı sadece sana ait. Evet. Burası sadece Okan'ın. Aşağıdaki oda komple bana ait. Burası da rahat bıraksın yatak. Yine ebeveyn banyosu. Bayağı büyük ve ferah, geniş. Sonracıma burada yine aşağıdaki balkonun aynısı var. Ben müteahhite dedim ki abi dedim neden dedim bu balkonları içeri yapmadın? Hepsi neden dışarıda? Ne dedi bana orada? Çünkü hayat koşulları çok zordu. Biz de ona göre hareket ettik dedi. Böyle bir şeyler söyledi de ben çok anlamadım. Demek istediğimi benim şu an anneler anlayacak. En üst kat yatak odası. Şimdi arena odasına geçeceğiz. Çocuk odası. Şu an bile nefes nefese kaldım. Neyse. Valla bundan sonra artık yan burası zayıflıyorsun diye sormazsınız diye düşünüyorum. Ve burası da küçük hanımın odası. Buraya daha planlama yapmadım ama o kendi odasının olduğu gibi geri getireceğim. Sadece buradaki balkonu kapattırmak istiyorum. Bu odada en sevdiğim özelliklerden biri tuvalet ve banyo var. Artık bu demek oluyor ki tuvalet eğitimine başlayabilirim. Buraya böyle basamaklı tuvalet falan. Buraya da bir basamak. Güzel olacak tam çocuğuma göre. Şimdi geliyorum en sevdiğim kısma. Bir evin olmazsa olmazı ve sürekli olması gerekenlerden biri çamaşır odası. Böyle bir alan yapmış. Kurutma çamaşır makinesi. Baya baya dolaplarımız geniş geniş ve ütü alanına kadar koymuş. Buraya nevresimler, havlular falan. Yani komple evin birçok yükünü kapatacak olan yer bu oda olacak. Teşekkürler bu fikir için. Salona inelim. Ya bu arada ilk defa bir YouTube videomuzu... Bu böyle profesyonel çekiyor birisi. Profesyonel bir çekim yapıyor şu anda. O yüzden heyecanlıyız. Ve evet, tecrübesizim bu konuda. Salonumuzda şöyle göbekte bir tane bir masaj... Neydi bunun adı? Göbek masası, masaj yağı yok. Ada. Ada masası. Ada yapmışlar. Ama üstü şu anda kapalı tadilat olduğu için şöyle bir sistem yapmış. Hemen şuraya göstereceğim. Yani buna bar standı da diyenler var ama bu bildiğiniz ada. Buraya ocak yeri yapmış. Hatta şuraya da kablolarını falan da koy. Yani şey için, bu davlumbaz için. Ama biz kendiliğinden davlumbazlı modellere bakıyoruz. Bir tane arkadaşımla gördüm. Buralar birazcık kırılacak. İnşallah onu taktırmayı düşünüyoruz. Mutfağım bayağı geniş. Bayağı bayağı fazla dolabım var. Hatta şu mikrodalgalı iyi düşünmesi bile çok hoşuma gitti müteahhitin. Bunlar da mermer, yine çok güzel olmuş. Dolap sayısı fazla, çok kullanışlı olacağını düşünüyorum. Şu arkalara da mutfak masasına ihtiyacım olmayacak burada. Çünkü buraya bar standı koyacağım. Tek bu evdeki eksiklerimden biri kilerim yok. Daha önceki evimden kiler olduğu için ona alışmıştım. O yüzden şu merdiven altını... Merdiven altını kiler yaptırmayı düşünüyorum ama aşağıda da tuvalet var sadece. Duşa kabin yapmamış. Ona da çok mutlu oldum çünkü su sıçrama derdi yok. Burayı böyle yapacağım. O yüzden bu kapıya kadar gelecek. Yani şöyle çok finalde göreceksiniz gider. Zaten. Ama öyle yani. Şuraya da çok güzel düşünmüş. Yine aynı şekilde burayı böyle bir sunum yeri gibi yapmış sanırım. Ama ben buralar bana raflar çok boş geldi. O yüzden bu aralara da raf yaptırıyorum. Ve en sevdiğim şeylerden birisi de şuradan aren nehri görebileceğim. Oraya da arene, bahçede park alanı düşünüyorum. Bu cam olayını da çok sevdim. Mutfağımız bu şekilde. Şimdi de gelelim salon kısmımıza. Şöminemiz burada. Burada da yine aynı şekilde ünite olarak değerlendirmiş. Ama ben isterdim ki... Yine. Ya şömineyle televizyon böyle yan yana olsa daha güzel bir görüntü olmaz mıydı? Bak şömine, odun şöminesi olduğu için şöminenin sıcaklığı televizyonu etkiler. Televizyon çipli mipli bir şey olduğu için etkilenir. O sıkıntı olur. Yani biraz şömineden uzak yani, kalması daima sağlıklı olur. Güzel olmuş ama bu sefer benim bu odayı ikiye bölmem gerekti. Yani buraya mesela köşe takımı düşünüyorum. Buralara tekli berjerler. Bu kapanmayan camlar. Direkt cam model burada. Açılmayan. Açılmayan cam diyelim. O yüzden ikili berjerimi burayı düşünüyorum. Daha sonra da şu alanıma yemek masası düşünüyorum. O yüzden şuradaki elektrik hattını da buraya çekeceğiz. Bir tanesini... Onu çizmemiz lazım bu arada. Birini de
tam Mustafa'nın olduğu yer şöyle. Öyle ama çirkin olur hayatım. Aşkım çirkin olmaz çünkü L koltuk buradan dönecek. Yani burada durması daha estetik olacak. Oki foki toki tamam. Evet, salonumuz da bu şekilde. İnşallah güzel olacak her şey. Şöyle bahçeye çıkalım. Buradan mı çıkalım? Buradan çıkalım. Bu arada bahçe katından, bahçeden de giriş var dışarıdan. Şu gördüğünüz taşlık bölümle havuzun taşların olduğu köşeden duvara kadar olan kısımda küçük, orta, büyük çaplı masraflı büyük bir, küçük bir, orta bir kış bahçesi alanı yapılıyor şu anda. Yapılacak yani inşallah. Yeter dedim sadede gel. Kış bahçesi yaptırıyoruz buraya. Altına da böyle, ne deniyordu onun altına? Tahtadan bir set yapılacak, aynen. Onun üstüne kurulacak. Tahtadan bir set. Aynı şekilde de tahtadan bir set şeklinde şuraya da bir duşluk. Duş. Evet. Duş kolay, onu hallederiz. Problem yok. Onu da oraya istiyorum. Burası da havuzumuz. Bu havuzda da en sevdiğim şeylerden biri taşları oldu. Müteahhit gerçekten çok güzel yapmış taşlarını. Okyanus desenli yapmış. Aynen. Mavi. Böyle deniz görüntüsü veriyor. Evet. Ama havuz. Bence boyut olarak da ideal. Yani bize ve arkadaşlarımıza yeter diye düşünüyorum. Evde beğendiğim olaylardan bir tanesi de şurada küçük böyle bir ışıklandırma yapmış. Akşam olduğu zaman açılıyor. Ta tavana kadar taş desenler turuncu, evet, görselle birlikte birleşiyor ve çok güzel bir akşam manzarası oluşuyor. Ben okyanus rengi, havuzun yanında turuncu, arka planda güzel bir ışık. Okan şu an hayal kurdu ve oturuyor şu anda burada. Evet, çok hayal güzel. Hayal kurarak anlattı. Benim bir tek istediğim şey daha var kocam. Kocam bak bir. Şu duvarlar böyle boş kalmasın. Sarmaşık, doğal bir görüntü. Sarmaşık. Bunların o her taşlar... deliği... Yemin ediyorum Wolverine gibisin hayatım ya. Baksana abi şu ellerime bak. Elim yarıldı bildiğin ya. Elim yarıldı ama yani. Ben diyorum ki şu arkası da şöyle güzel güzel taşlardan olmasa mıydı? Böyle güzel bir taş görüntüsü. Gönül de istiyor ama işte olmayınca yani, yapacak bir şey yok. Nasip kazandıkça yani aşkım. Seneye falan yaptırırız hemen inşallah. Hemen olsun demiyorum ki işte. Çünkü buraya gelince bayağı... Eksilerdesin değil mi kocam? Artı yüzü görmedik. Birazcık Allah'a şükür. Oldu. Çok şükür elhamdülillah. Ama gönlümüze sinen bir ev bulduğumuzu düşünüyorum. Yani hayallerimden bile çok güzel. Hıdır Ellez'de evin toprağının bir yerine gömdüğü fotoğraftaki istediği villayı almış. O yüzden dün bir daha gömdü. Ne gömdü bilmiyorum. Hayır, bensiz villa mı yaptı bilmiyorum. Almış değil ya. Ya geçen sene ben böyle Hıdır Ellez için gülün altına koymuştum kendimi. İlk önce tabii ki maneviyat dileklerim oldu. Daha sonrasında da maddi olarak... ki dileklerden diyorum. Kendime böyle bir ev çizdim. Böyle havuzu olan güzel bir ev çizdim. O anda da nasibimizde çok güzel bir ev bulduk kiralık biz. Çıktık ama onun kirası ve aidatı arttığı için de biz yeni yıldan beri aslında ev arıyorduk ve gönlümüze sinen bir evi bulduk. O yüzden çok mutluyuz. Sadece biz komşuculuğu insanları çok seviyoruz. O yüzden de şimdi Çağla, işte şu an Mustafa, onlar da bizim yeni komşumuz. Aramız 3 dakika. O yüzden burada yabancılık çekeceğimizi düşünmüyorum. Çağla'nın yüzüne baksana bak bak. Leo kıyamam artık, kızım da yalnız değil. O yüzden çok şükür diyelim. İnşallah Rabbim sizlere en güzellerini, güzel nasip bakan etsin. Gözlerini fazla fazla nasip etsin. Allah size çok daha güzellerini nasip etsin ama arkadaşlar. Ama her şeyden önce sağlık, unutmayın. Evet. Şimdi burası biraz daha benim kısmım. Burada evet, küçük bir alanımız var. Aslında barbekü falan yapılabilir burada ama evin kileri yok. Yani burası müstakil olduğu için daha çok burada çim biçme makinesi vesaire gibi gereçlere ihtiyacımız olacak. Depo alanı gibi kullanacağız buradaki. Böyle 2 metre genişliğinde, böyle 3 metre uzunluğunda bir kiler projesi yaptırdık buraya. O da inşallah başlayacak faal bir şekilde. Şimdilik evimiz bu kadar. Finalde görüşürüz.